Merhaba, ben Doktor Itır Şirinoğlu Demiriz. Bugün size biraz talasemilerden bahsetmek istiyorum. Talasemi aslında Akdeniz anemisi olarak halk arasında yaygın olarak kullanılıyor. Fakat biraz geçmişinden biraz da günümüzde ne gibi tiplerin gerektiği ve alt gruplarından bahsetmek isterim. Şöyle ki aslında talasemi Latince bir kelime. Talas, deniz demek, emia da kan demek. Peki bu nereden gelmiş? Yani denize komşu bölgelerde gelişmiş kansızlık demek oluyor. Akdeniz komşuluğundaki ülkelerde coğrafi olarak sık görülür. Türkiye'de bu ülkelerden birisi olduğu için bizim ülkemizde de oldukça bazı bölgelerde daha çok olmak üzere sık görülen bir hastalık. Yaklaşık olarak %2 ila 12 arasında sıklık belirtilmekte ülkemizde. Özellikle Çukurova bölgesinde çok sık görülür. Peki bu hastalık nedir sorusunun cevabı şu. Normalde kanımızdaki kırmızı hücreler yani eritrositlerin yapısında bulunan bir protein var. Globulin zinciri olarak isimlendirilir. Globulin zincirleri alfa ve beta olarak hemoglobinin yapısı kapsamında iki farklı yapı olarak yer alıyor. Eğer ki alfa globulin zincir sentezinde bir bozukluk varsa alfa talasemi, beta zincirinde bir bozukluk varsa beta talasemi olarak isimlendiriliyor. Daha çok beta talasemi erişkin hasta grubunda görüyoruz. Peki bu her zaman bir hastalık mıdır? Hayır değil. Taşıyıcılık söz konusu. Taşıyıcılık kapsamında da iki farklı taşıyıcı grubu var. Bir tanesi sessiz taşıyıcıdır. Hasta hiçbir şey bilmez. Zaten tesadüfen tespit edilir. Bu grubu en çok evlilik aşamasında aile hekimliğine veya sağlık ocağına başvuran kişiler yapılan rutin tarama kapsamında hemoglobin elektroforezinde saptanmış anormallikle tespit ederler. Bu hasta grubunda, daha doğrusu hasta demek de doğru değil, bu taşıyıcı kişilerde bir kansızlık söz konusu değildir. Bir tedavi gerektirmez. Ama ne önemi var? Bu kişiler evlenirken evlendikleri kişinin de genetik profiline göre bir danışmanlık alırlar. Bunun sebebi şu, hasta veyahut da taşıyıcı bir kişinin yine hasta veya taşıyıcı bir kişiyle evlenmesi sonucunda bebekte ölümle sonlanabilecek raddeye gelen anormallikler oluşabilir. Bunu önlemek adına mutlaka genetik danışmanlık almaları gerekir. Yine taşıyıcılığa geri dönersek, sessiz taşıyıcılık haricinde bir de talasemi taşıyıcılığının ana çoğunluğunu oluşturan grup hipokrom mikrositer anemi dediğimiz, yani çok demir eksikliğiyle karışan bir kansızlık tablosuyla karşımıza gelen taşıyıcılardır. Şimdi bu grupta bir kansızlık söz konusu olduğu için takip değişir. Bu hastaların ara ara kan sayımlarını, hatta demir parametrelerini kontrol ettirmeleri gerekir. Bazen demir replasmanı gerekli olabilir, bazen de folik asit replasmanı gerekli olabilir. Fakat buradaki ana sıkıntı şu, hastanın kansızlığı hiçbir zaman normal düzeye gelmeyeceği için yanlışlıkla kan transfüzyonu yapılmaması gerekir. Bir de tabii ki taşıyıcılık haricinde kişi beta talasemi hastası olabilir. Bu hasta grubunda mutlak bir anemi söz konusu. Yani kansızlık kesinlikle var. Fakat bu kansızlık için ağızdan hap şeklinde folik asit veya hap şeklinde demir alınması uygun değil. Peki neden derseniz şöyle, buradaki hemoglobin yapısının bozukluğu çok derin olduğu için mutlaka kan transfüzyonuyla takip edilmeleri gerekir. 3 haftada bir kan sayımına göre hastalara kan transfüzyonu yapılır. Taşıyıcı olmayan hasta grupta sık kan transfüzyonu olduğu için bu hastaların çok büyük bir oranında vücudun çeşitli hayati organlarında demir birikir. Hastaların hayati organlarında biriken demir, hayat kalitesini bozan, hatta bazen ölümle sonuçlanabilen ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu durumun önüne geçmek için mutlaka şelasyon denilen, yani demirin vücuttan uzaklaştırılması yöntemlerine başvurulur. Artık günümüzde bunlar için özel damar yoluyla veyahut da cihazlarla şelasyon yapılmamakta, ağızdan suya karıştırılan özellikle ilaçlar mevcut. Bu ilaçlarla birlikte hastanın demir yükü takip edilip kontrol altında tutulabilmektedir.